E, MHK sezon bittiğinde şey ilk yarı bu milli araya girildiğinde e, dedi ki biz dedi testlerimizi yaptık her şeyimizde resmi her şeyimizde gelip seyredebilirsiniz dedi. Efendime söyleyeyim yoyo testini dünya 18.2'den hesap ediyor biz herkesin geçti dediğimiz testi 17.4'e çekmişiz bu ne etki edebilir bu bir iki madem şeffafız. Herkesi lisan kursuna soktuk. Burada ee, çıkarın FIFA hakemi yaptığınız Zorbay Küçüğün lisan notlarını gösterin. Buyurun hocam. Şimdi Onik Bey, buyurun hocam. Bizde bir takım değerlendirmeler var. Bir takım algoritmalar oluşturuluyor ee, ve bu algoritmalar üzerinde yazılım tabii baktığın zaman neticede ee, şey dahil var konuşmaları dahil ki Avrupa'da birçok ülkede bunlar yayınlanıyor. Daha şeffaf olmak lazım. Her şeyi açıklamak lazım. Yani e, Türkiye'de en büyük sorunların başında TFF başkanı da bunu söylüyor. Hakemlik müessesesi geliyor. Yani bunu bir sistematik kurguya oturtturamadılar. Ve bir şekilde bunun oturtması oturtulması lazım. Yani e, İngilizce'den ee, şeyden sınavdan geçemeyen hakem sayısının bu kadar yüksek olması, diğer bir e, normal performans testlerinde sıkıntı yaşanması, burada nasıl bir etki olur? Pozisyonu kaçırırsın, nasıl bir etki olur? Yorum yapamazsınız. giremezsiniz. Etki yorulursun, erken yorulursun ve e, karar mekanizmanında sıkıntılar olur. Hocam, Türkiye'nin yüzde 85 o sahada olan oyuncusu ecnebi. Biraz yabancı ama çok Almancımız var. Türkçe bilmeyen oyuncularımız var. Biliyorsunuz işte Emre Mor mesela. Hayır yani, futbol artık küresel Tabi e, Tabii hocam. Ya, tabii tabii. Biz ke hala kendimizi yöresel kurgu içine sokmanın bir anlamı yok bugün artık. Bugün İngilizce'nin yani. İngilizcenin e, bilinmeden o sahaya çıkılmasını ben şahsen tavsip etmem. Kusura bakmasınlar. Bir başka konumuz daha var. E, herkes artık hocam tırnak içinde herkes cin gibi. Herkes menfaatini ve takımının veya kulübünün menfaatlerini sonsuz koruyor. Şimdi cumartesi günü Hatay Giresun oynadı. Hatay Spor'la Giresun Spor. Bir, bir berabere kaldılar. Yardımcı hakem Özgür Ertem. Bakın arkadaşlar arayın değerli izleyici arkadaşlarım. Koşu ve seminerlere katılmamış. Lisan'a katılmamış. Ama gördük ki Süper Lig'de yardımcı hakemlik görevi almış. Şimdi <laughs> bu hakemin Gücü nedir? Bu tüm yazılan maddeleri, kanunlara, bu hakem talimatının e, açıklaması var. Diyor ki, talimat namenin G bendi, Giresun G bendi, devre arası atletik testlere katılmayan arkadaşlar kesinlikle görev alamazlar. İkinci teste girip kazanırlarsa görev almaya devam ederler. Bu arkadaş nasıl almış bunu? mehake MHK, şimdi. Hı. Görüyor musunuz hocam? Yani bu, bunun bir standardı hiçbir zaman oluşturulamadı. Zaten bütün sorun buradan Onyuk e, Bey başlıyor. Yani e, ne e, MHK'nin hazırladığı ya da TFF'nin hazırladığı kurallarla ilgili çok büyük bir uygulama mekanizması var. Ve sonuç, en büyük problem bence sonuçların açıklanmaması. Yani hangi uygulamayı ne için yapıldı ve o yapılan uygulamanın sonucu ne çıktı? Ne Bunlar, çıktı? Bunların bütün hepsinin detaylı açıklanması lazım. Ya yani bu şeffaflık olmadığı sürece bu yani kamuoyu bir şekilde bu konularda tatmin edilmesi lazım. Bu olmadığı sürece de bu tartışma ve nasıl diyeyim arkasında başka şeyler arama devam edecek. Bu kaybedenin en büyük özelliğidir zaten. İşte bana şunu vermedin, benden bunu aldın, şudur budur. Ama bir de inanç kalmadı. Mesela Avrupa'da seyrettik değil mi? Dünya kupalarını siz yorumladınız hocam. Ee, Dünya kupasında gördünüz. Hakem, bir hakem hatası oldu. Bir, e, Laos'un hataları değildi. O sert bir maçtı. Arjantin-Hollanda maçı. Skora etki edecek. O, o önemli maçı. bir maçtı. Hadi o kasarı kartlar havada uçtu. Yine iyi bitti o maç. Kavga ufak tefek bir şeyler. ama bir tek hakem hatası e, Alman hakemin Uruguay-Gana maçındaki son dakika Kavani'ye vermediği Penaltı pozisyonuydu ki ondan da cezalar geldi. O hazır sırası gelmişken ondan da size e, diğer bu Siebert, Siebert bu Alman hakem nasıl Alman bu hatayı yaptı veyahut da şey oldu. Zaten 4 e, dört futbolcusu Uruguay'ın disiplin kuruluna gitti hocam. Gimenez ve Cavani en az 6'şar ay men alacaklar gibi görünüyor. E, savunmalarını e, nasıl söyleyeyim size 9 Ocağı kadar son savunma süreleri verecekler ama o arada bir de e, hocam e, Kaleci, Muslera ve Godin, Muslera ve Godin'de ceza alacaklar milli takım bazında ceza alacaklar ama Jimenez ve Cavani kesinlikle e, kendi kulüplerinde de oynamama gibi bir Ceza alacaklar hocam. UEFA ve FIFA bu işlerde, UEFA değil, FIFA bu işlerde acımasız. Terbiyesizlik yapmayacaksın diyor, saygılı olacaksın diyor. Ama tabii Nusret'e bir çare buldular mı onu bilmiyoruz <laughs> hocam. Yani o da şeyli. Bir de hocam, hakemleri konuşurken bir şey daha söylemek istiyorum. Ee, askerlik yapmamış. <laughs> askerlik yapmamış. Çürük raporu almış. E, hakem olmuş. Bu bir çelişki değil mi hocam? Evet. Kim askerliği yapmamışsa hocam? Bunlara şeye gelelim. Askerlik değil yani çürük raporu alıp da askerlik yapmamış kişi varsa yani o performans testleri üzerinden yani kesinlikle nasıl bir değerlendirme yapılıyor onun da açıklanması gerekiyor. Kesinlikle hocam. Şimdi e, kapatmamıza yakın TFF e, kulüp lisans talimatnamesine uymayan e, bir takım kulüplere büyük cezalar verdi. Mesela üçer puan silinme cezası verdi. Bu önemli bir. Şimdi mesela Süper Lig'den Kayseri Spor. Sayın Berna Gözbaşı bıraktı. Bir başka bir başkanımız geldi. Tek Efendi başkandı biliyorsunuz. Kayseri Spor'un tahtası da kapalı. Şimdi üç puan da silindi. Birincilik ekiplerinden üzüleceğiz tabii. Büyük Altay, İzmir'in incisi, Ege'nin incisi, Güzel İzmir'in Güzel bir stadı yapıldı. Altay, Göztepe, efendim Karşıyaka, Altınordu. Bu takımlar İzmir'imizin e, yeşillikleri. Ligimizin de yeşilliği hocam. Halı gibi sağ, dop dolu stadlar, coşkulu bir seyirci. Nasıl küme düşürürsünüz? Nasıl bu duruma gelir? Üçer puan silinir. E, şöyle söyleyeyim size. Denizli Spor, Altay, Erzurum Spor ve Malatya, yeni Malatya Spor. Buyurun hocam. Bu tamamen yönetim anlayışından kaynaklanıyor. Yani Türkiye'de başkan ve yönetici profilinin menajer odaklı bir ticari sektör olarak bir ticari alanı yaratmasıyla ilgili bir problem var Türkiye'de futbolun içinde. Futbolun içinden gelenlerin futbolu yönettiği yerlerde İtalya'da, İspanya'da baktığın zaman Almanya'da. Bu, Almanya'da bu tip hatalar olmuyor. Şimdi bu tip hatalar bizde oluyor. Neden? Çünkü bir rant kurgusu ve bir ticari yapı var söz konusu. Ve menajerler üzerinden bunu yapıyorlar. E, amatör kümeye düşüp sıfırlıyorlar borçlarını. Yeniden yukarı geliyorlar. Yeniden bir borç sarmalı içine giriyorlar. Yeniden aynı şekilde Hemen size devam ediyorlar. Bir resmi ta takviyeci bir şey söyleyeyim. Yeni Malatyaspor. Adı yeni Malatya oldu. Malatyaspor. Yılların Malatya Spor Serelerce sarı kırmızı formasıyla Doğu'ya coşku katan bir takım, iyi futbolcular yetiştirmiş, iyi e, detçeler almış e, bir takım iflas etti Malatyaspor olarak. Ya burada ne sorunu var biliyor musun? Hı. Devletin ciddi bir kontrol mekanizması oluşturması lazım. Yani ne yapıp yapıp iki senede bir bu kulüplerin bağımsız bir denetleme şirketi tarafından denetlenmesi lazım. Ve küme düşecekse de bir takım yani lütfen düşürsünler. Atın yani, yani buradaki bütün problem bu. Ne şeffaf muhasebe var ne şeffaflık söz konusu ne harcama ile ilgili bir e, bilgi genel anlamda baktığın evet. zaman e, borsaya eğer açılmışsa bir kulüp bütün bilgilerini şeffaf bir şekilde vermek zorunda ve orada açıklanması da gerekiyor her şey. Bu haldeyiz. Evet. Bu haldeyiz. Bir de Abramovich Türkiye'den kulüp alayım diyor. E, bu Abramovic... kanunsuzlukla, bu yasasızlıkla hocam <laughs> nasıl olur onun işine işin? gelir herhalde. <laughs> Hayır, Orada. tabii ki gelir onun işine ama yani kimi verirler?